Üçüncü tadım için siyah takımdan Ayşe Hanım geliyor. Güzel, tadı güzel. Güzel mi? Bak. Güzel pişmesi, güzel püresi çok güzel olmuş. Beğendim. Domatesi ağzıma geliyor, tadı çok lezzetli geliyor. Biraz pişmiş. Kızarmış. Yoksa görüntüsü falan güzel. Tadı fena değil. Fena değil. Püresi de biraz daha sert geldi. Yutmakta zorlanıyorum. Sert. Tavuklar yani güzel pişmiş. Bugün de modelli olmuş. Bunda çok şey oluyor ya. Aşırı böyle tavuk böyle sası kokar ya, beni rahatsız ediyor. Sası baharatı falan. Ne zaman derdik biz sası kokar? Yani tavuk hani böyle tam şey olmaz ya, böyle çok kalın yapılmış diye mi? Rahatsız eder. Beni biraz rahatsız etti, evet. Pişimi de kalın ama çok aşırı kalın yapılmış bu yani. Hepsi tıpkısının aynısı olmuş. Şu biraz fazla güzel ama o pişmiş, o güzel. Bir de birinciyi beğendim. Hı. Nasıl olacak? Peki al. Ben bir 2500 daha, bir liranı veriyorum hayatım. Al hayatım, al öyle bak. 2500 liranı vereyim. Bak düşüne düşüne git. Şöyle 10 saniye bir bak hepsine. Kendi arkadaşlarını bulmak adına. Şuna 1500 vereyim. 200, 300, 400, 500, 600, 1400, 1500. Evet, 1500 lirasını ikinci tabağa veriyor Ayşe. Valla lezzete vereceğim. Hepsi çünkü birbirine çok benziyor. Buna da evet, 100 verdim. Üçüncü tabağımıza 100 lira verdi. Riske atmayayım. 400 de buna veriyorum. 400 lira birinci tabağa verdi. 500'ü de buna veriyorum. Ne çıkarsa şansıma. 500 lira da dördüncü tabağa verdi. Evet, üçüncü tabağımıza gidelim. Üçüncü tabağımıza 100 lira verdi çünkü. Bakalım Ayşe'den 100 lira alan bu tabak kimin? Ayşe Hanım bu tabak için püresi güzel olmuş, sosu kokuyor, çanağı çok kalın olmuş ve çiğ kalmış. Tavuk kokusundan yiyemedim, rahatsız oldum dedi ve 100 lira verdi. Bakalım bu tabak kimin? Açtık. Ayşe! Eyvah, eyvah, eyvah Ayşe, eyvah! Takım arkadaşına 100 lira verdin Ayşe. Hala, bu hep bunu yapıyor. Hala bu hep bunu yapıyor ya. Gidiyor, karşı takımın. En lezzetli yemek 100 lira takımın veriyor ya. Çiğ ya tabak, beyaz tabak çıkardığını hala öğrenemedim. Hayatında yemek görmemiş ki. Hala öğrenemedim. Canım benim, lezzetler birbirine benziyor. Bir de aynı kaptan o lezzetlerin hiçbiri birbirine benzemiyor. Dur. Kaplar birbirine bir şey olduğu lütfen için. Lezzet birbirine benziyor değil mi? Şimdi tabakları da çevirelim. Lezzet, hepsi lezzet birbirine. Ya bir görsellik olarak baksan Ayşe. Bir görsellik olarak baksana, ben hangi gün burada çiğ tabak çıkardım? Sen gittin çiğ tabağa verdin mi vereceğin puanı ya? Sen burada niye çiğ tabaklara yüksek puan veriyorsun? Biz hangi gün yemeği pişiremedik? Canım benim bak, diğerlerine göre bu domates sosu bir de tavuğu kalın ne olduğu için. Ne güzel işte domates sosu. Bu tavuğun neresi kalın Allah aşkına ya? İncecik, neresi kalın? Aşırı ya tavuk, onu da geçtim geliyordu. Ben onu da geçtim. Ben şu an çıldırmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Tavuk, bu tabak ne koksaydı? Ne koksun? Biraz böyle bunda sasımsı tavuk kokuyor. Böyle sasımsı kokuyor. Sasımsı ya, ne ya? Tavuk kokuyor diyorsun. Bu tabaktan ne kokusu bekliyorsun sen? Karanfil mi atsaydım ben bunun içine? Ne koksaydı? Diğerlerinin yani koyup benim koymadığım şey ne? Lezzetleri birbirine çok benziyor.
Ya gerçekten buraya niye kafanı vermiyorsun? Hiçbiri birbirine benzemiyor. Vallahi de benziyor. Ben hangi gün burada çiğ tabak çıkardım? Bak gelmeden de izlemişsin. Büşra yarışıyor diye. Arkadaşın diye izlemişsin, öyle gelmişsin. Nasıl? 500 lira verdiğin yani tabak. Buraya geldiğinizde artık gerçekten birazcık konsantre olun ya. Ya şurada bir 10 dakika, yani 10 saniye de olsa düşünme şeyim var ya. De ki bunlardan hangisini yapmış ya, olabilirler? Dedim ki bak, bunun görseli çok güzel bak. Kenarlarına baksana. O kadar güzel inceyle işlenmiş ki. Ben dedim ki bu kesin Ayşe'nin. Çünkü Ayşe çok güzel özenerek yapıyor. Baksana. Ben ya dedim Allah kesin. Aşkına gerçekten sen niye şu an görsele bak. Bir tadına baksana. Bir baksana, ben lezzetsiz tabak mı çıkardım ya bugün? Ya lezzetsiz sen demiyorum. Sen takımına püresi güvenmiyorsun. Ya niye güvenmiyorum? Güvenmiyorsun ben dedim, bize. Püresi güzel ama tavuğu gidin beni rahatsız. Gidin çiğ tabak. Ya sen çiğ tabağı ne kadar verdin? Sen burada çiğ tabak yok. Var. Burada pişmemiş çiğ tabaklar Ayşe, var. O hayatı boyunca kötü yemek yemiş, iyi yemeğin tadını bilmiyor biliyor musun? Evet canım, bugün gerçekten hep tabak, öylesin kötü sen. Tabak yedim. Sen ben iyi yemeği gördün mü hemen yüzü basıyorsun. Sen gerçekten böyle bir kadınsın. Ya Allah hep aşkına. Kötü yemek yemişsin. Bir dakika ya Fatma abla, ya Allah aşkına beni dinle ya. Beni. Bak, bak beni dinle. Dünya alem biliyor. Bu yarışmanın en iyi yemek yapanı Ayşe. Benim. Tamam. Sen nasıl benim tabağıma 100 lira verirsin ya? Bak karşı taraftan da gelmedi bu. Onlar olsa strateji yapar. Yani dedim ki, baksana derim ki strateji ya. Yaptı. Kalın, ya hala kalın, bana baksana kalın, değil mi? Bundan sen kalın. Tavuk tadı nereden aldın? Kalın. Tavuk kokuyor diyorsun. Ne koksaydı bu? Karanfil böyle mi atayım? Ben yarın kendime karanfil getiririm. Bütün yemeklerime karanfil koyacağım Ayşe. Tamam mı? Vallahi şaşırdım senin böyle tabak çıkardığını. Yemin ya bir de şaşırdım. Bir de bu var. Bir de bu var Ayşe'de. Tabakları veriyor veriyor. Ben şaşırdım senin bu tabağı yaptığın. Ya sen iyi tabağı verip sonradan dönme. Aşkım benim bak bak. Bak çiğ kalın. Tabaklar var, dönemiyorum ya gezemiyorum. Bak, o tabaklar açılınca. Onlar üzül. Ayşe, Ayşe biraz üzül daha barsaydın yarışma değil dünyanın falan. Tabaklar açılınca kocam çiğ tabak var, kız gidip pişmiş tabağı veriyor ya. Üzül üzül, ben kahroldum biliyor musun? Üzül. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar Büşra ile aynı yemeği yemişler. Ağızlarında tadı yok, tamam, yeter, tabak da bulamıyorlar. Yeter yeter, bozuk bu kadar yeter kızlar. Peki bakalım dördüncü tabağımıza 500 lira vermişti Ayşe. Aşkım o yüzden diyorum ya, biraz düşünün, 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 tartın, düşünün. Bakalım Ayşe'den 500 lira alan bu tabak kimin? Ayşe Hanım bu tabak için püresi akışkan, çanağı kalın ama lezzetsiz olmuş dedi ve 500 lira verdi. Bakalım bu tabak kimin? Açtık. Hümeyra. En çiğ tabağı bir de beğenmedi. Rengine bir baksana. Ayşe. En güzel tabak. Ayşe'cim. Pişirseydin keşke, belki güzel Ayşe olurdu. Ayşe'cim bunu gayet de güzel pişmiş yani. Her şeyi, kremasının içini de beğendi. Lüp lüp doldurmuşsun içine tavuğu, basmışsın. Neyi tavuğu bastın? Herkes ya aynı işte şekilde yaptı zaten. Püresine de akışkan olmuş dedin. Püresi benim tabağım 5 liradan bir tabak şey, değil burada. Hümeyra, şeyi tabağımı akışkan ama... Tabağımı yorumluyorum şu anda. Ya, bir dakika. Tavuğu bayılmış tabağına 500, otur Allah neyi aşkına tavuğu ya. Tavuğu çok kalındı. Zaten onu kalıba koyup da o şekilde şeklini çıkarıyoruz biz. Tek içimizden bir kişi zaten farklı yaptı. Ne olur Büşra'yı bulayım ya. Patates püresi de gayet güzeldi. Beğendin yani. Niye 500 verdin anlamadım. Ayşe harbiden. Ya Allah aşkına. Allah aşkına Ayşe. Bu yani bu programın en kötü yemek yapanına 500, benim tabağıma sen 100 nasıl verirsin ya? Ya gerçekten ben şu an var ya oturamıyorum, çıldıracağım ya. Ya geldiğinden beridir yanlışlıkla da olsa insan bir kere 500 verir 4. Sen geldiğinden beridir bana 100 veriyorsun Ayşe. En iyi yemeği bulmak bu kadar mı zor? Ben her şeyi her zaman buluyorum ya. Sana arkada tek bir şey söylüyorum. Ya tabağıma güven. Güven. Güveniyorum, güveniyorum. Bugün bile şuradan ayrılırken o motivasyon konuşmasını yaptığında sana şunu söyledim, bize güven. Evet bakalım Ayşe. Ayşe 1500 lirasını Büşra'ya mı yoksa Merve Naz'a mı verdi? İnşallah Büşra çıksın hayatım. Bütün temennimiz o. Bakalım bu tabak kimin? Ayşe Hanım bu tabak için tavuğu çok pişmiş. Boğazımdan geçmedi. Tadı fena değil. Görüntüsü güzel. Püresi sert, yutarken zorlandım dedi ve 1500 lira verdi. Bakalım bu tabak kimin? Açtık. Büşra. Oh. Biliyorum Büşra'nın olduğunu. Yalnız ben yani çok şu kadar kötü yorumdan sonra gelme Ayşe. Ya yani önce vallahi tamam. Arkadaşlar birbirine benziyor ya. Allah hiç benzemiyor. Pişmemiş hiç benzemiyor. Dedin kötü Allah dedin. Gittim 1500 verdin. İki tane pişmiş tabak var orada. Ben sadece bakacağım. Bunu mu yutamadın sen? Hayır, tavuğu yutamadım. Tam kesseydin. Dişimden dolayı yutamadım. Küçük. Sen zaten çiğneyemiyorsun ki.
Küçülseydin, aha şöyle yapsaydın, esseydin dişinden dolayı, esseydin de yeseydin Allah aşkına. Tamam da gayet güzel olmuş bu arada, rengi de çok güzel. Çok güzel olmuş evet. Tamam, da nasıl verdin ona 1500'ü? Ablacığım. Genel olarak yutamıyorum. Sen efendim bebeğim. Yutamadığını söyledin, değil mi? Bak yanmış. Dişim yok ya ondan. Yanmış, yo, pişmemiş, güzel kızarmış. Püresi cıvık olmuş. Arkadaşlar benim yaptığım püreyle çorba çorba diye dalga geçtiler ama püresi kendilerinin cıvık olmuş. Yani ben bunu var ya tavuk değil pasta diye yerim yani o kadar ki lezzetli olmuş. En beğendiğin tabak bir numaraydı ya. Vallahi öyle demiyordun yiyip yorumlarken ama. Yo, sen şimdi güzel. Takım arkadaşına 1500 verdin diye öyle diyorsun. Yorumda o şekline göre buldum yani, zaten. Size de verdim yine. Bak yanlışlıkla olsa yine de size de verdim. Yerken öyle demiyordun. O şekline göre buldu onu. O da bana verdi. Haksızlık yapmaya o kadar alışmışsınız ki Büşra. Bazen merak ediyorum gece böyle vicdansızlayıp da nasıl rahat uyuyorsunuz. Sen hiç konuşma. Sen lezzete veriyorsun zaten. Sen niye konuşup duruyorsun ki? Sen veriyorsun zaten. Siz burada Leyla'nın... Allah seni çeviriyor ki versin diye zaten. Bir dakika bir şey diyeceğim ya. Burada Leyla'nın olmamış profiterol bile ortaya çıkmamış tabağına 1500 verirken sizin ilahi adaletiniz yok da geçen haftaki Leyla'nız. Üçüncü Leyla, ikinci Leyla. Onun adı da var. İkinci Leyla değil ama. Benim adım Serbenaz arkadaşım. Ona kalkıp verdiğinizde hiç ilahi adalet demiyordunuz. Sadece yakıştırma yaparsınız. Hiç ilahi adalet demiyordun Hümeyra. Sadece bak sadece ne bileyim ya, ilahi adalet ne dediğim oldu. Mantıklı herkes buraya geçiş strateji ya, bilmem ne uyguluyor. Niye lezzete vermiyor? Bak, en azından olmuş tabaklara düşük puan aldığımda üzülüyorum. Ama olmamış tabağıma kalkıp burada 1500 verseler ben üzülürüm. Sizde o da yok. Yo. Ayşe'cim canım arkadaşım bir tanem. Bana arkadaşım da bir tanem de deme. Bak okuman yoksa buradan bakıp okuyabilirsin. Bana sadece Ayşe okuman de. Okuman yoksa öğretebilirim. Tamam bak burada Merve Naz yazıyor. Leyla ben yazmıyor. Ben çok güzel okumasını biliyorum. Leyla. Haklısın. Merve. Ben aynen. Zaten Leyla'lar bitti Merve'ler başladı. Farkındaysan Merve Naz yazıyor burada. Merve yazmıyor. Sadece Merve. Merve değilim ben. Bak tırnak içinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.